Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir konuyla karşınızdayız. İslam medeniyetinin doğuşu diyeceğiz. Peki konu içinde neler öğreneceğiz? İslamiyetin doğduğu dönemde dünya, İslamiyet yayılıyor. Emeviler, Abbas Devleti ve Türkler bilim medeniyetini göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Umarım mükemmel bir şekilde Ramazan ayınız geçiyordur oruçlarda güzel bir şekilde geçiyordur diyeceğiz. Ama öncesinde tabii ki ne yapacağız? Ödevlendirme gerçekleştireceğiz. Peki nereden sorumluyuz? İlk olarak 0'dan 9'a tarih konu anlatımı soru bankamızda. Değerli arkadaşlar, sayfamıza gelelim. Hangi sayfalardan sorumluyuz dedik? Hemen içindekilerine bakıyoruz. Sayfa 128'den 146'ya kadar neyiz? Sorumluyuz değerli arkadaşlar. Daha sonrasında ise Dinamo Soru Bankası'ndan ödevlendirme sorularımızı çözeceğiz. Hemen geldim hangi sayfadan sorumluyuz? Sayfa 135 ile 160 arasında sorumluyuz. Burada testler seni bekliyor. Yapamadın mı? Hemen Tonguc'un kare okutuyorsun. Tonguc sana ne yapacak? Yardımcı olacak. Diyeceğiz. Şimdi hazırsanız hız kesmeden başlayalım. İlk olarak İslam dünyasındaki siyasi olaylar nasıl gerçekleşti buna bir bakalım önce. 610 yılında Hz. Muhammed'in peygamberliğin gelişini göreceğiz. 615 yılında ise Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesini, daha sonrasında 622 yılında Müslümanların Medine'ye hicret etmesi, 622 yılında Mekke ve Medine'li Müslümanlar arasında Medine sözleşmesini, 624 yılında Bedir, 25 yılında Uhud, 27 yılında Hendek, 28 yılında Hudeybiye Barışı, 29'da Hayber Kalesi'nin fethini, 29 yılında Mute Seferini, 630 yılında Mekke'nin fethi, 630 yılında Huneyn Seferi, 630 yılında Tayyip Seferi, 631 yılında Tebük Seferi ve 632 yılında Veda Hacı ve Hazreti Muhammed'in vefatını göreceğiz. Şimdi geldim İslamiyet öncesinde Arap dünyasında nasıl bir yaşam tarzı vardı? Bundan bahsedelim önce. Arap toplumu çöllerde göçebe bir hayat süren Bedeviler ve köyler ve şehirlerde yerleşik bir yaşam tarzına sahip olan hadari ya da medeni diye adlandırdığımız insanlardan oluşmaktadır. Bunların dışında yarı bir göçebe kabileler de mevcuttur. Bakın bu dönemde o dönemin önemli çağ damgasını vurmuş devletler Bunlardan birisi Doğu Roma İmparatorluğu, diğeri ise Sasani Devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Arap coğrafyası genelde çöllerle kaplı olduğu için genel yaşam tarzı nasıldır dersem ticaretten bahsedeceğiz. Yani nasıl bir ticaret? Kervan ticaretinden söz edeceksiniz. Peki bedevilik nedir? Hadarilik nedir? Bedevilik çöl veya vahalardaki konar göçer yaşam şeklidir. Çadırlarda yaşanan Bedevilerin hayatlarında develer çok önemli bir yere sahipti. Bazen yağmacılık hareketleri görülse de Bedevilikte temel geçim kaynağı avcılık ve takasa dayalı ticaretti. Kabileler halinde yaşayan Bedeviler Arapçayı en duru ve en doğru şekilde konuşurlardı. Bu nedenle şehirliler çocuklarını doğru Arapçayı öğrenmeleri için Bedevi ailelerin yanına çöle gönderilirdi. Hadarilik yani şehircilik nedir peki? Arabistan'da görülen yerleşik yaşam tarzıdır. Köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan Hadariler, kendilerine mahsus mahallelerde, kerpiçten veya taştan yapılmış evlerde otururlardı. Geçim kaynakları ise tarım ve ticaret. Hadariler de kabile anlayışıyla kümelenmiş olarak yaşamlarına rağmen yönetim tarzları Bedevilinkilerinden farklılık gösterirdi. Kabile reisinin yönetiminden ziyade kabile meclisi tarafından yönetilir ve önemli kararlar oy çokluğuna alınırdı. Peki İslamiyet öncesinde Değerli arkadaşlar, yapı, toplumsal yapı nasıl? İslamiyet öncesi Arabistan'da insanlar, hürler, köleler ve mevaliler olmak üzere 3 sosyal sınıfa ayrılmıştır. Araplar haram aylar olarak kabul edilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayında savaş yapmazlardı. Yani kabileler unutmuyorsunuz, kendi aralarında kan davaları vardı, 11 ay kan davaları güderken... Zilkade, Zilhice, Muharrem, ve Recep aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda yapılan savaşlara ficar savaşları denilmekteydi. Yine İslamiyetten önce Arabistan'da Nebatiler, Tedmür, Gassani, Ma'in, Hire, Sebe gibi devletler yaşamıştı. Hz. Muhammed'in doğduğu sıralarda ise Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu. Unutmayın siyasi birlik yok. Fakat kültürel birliktelik var. Peki nereden anlıyorum ben bunu? Haram ayları dediğim aylarda şiirler okurlar. Daha sonrasında kendilerince hac görevlerini yerine getirirler. Biz bu dönem içerisinde siyasi birlik yok iken kültürel birliktelikten ne yapılabilir? Söz edilebilir diyeceğiz. Aynı zamanda İslamiyet öncesindeki Arap coğrafyasının genel adına biz ne diyeceğiz dersek eğer cahiliye devri diyoruz. Bakın cahiliye devri demek yani matematik, fizik, kimya bilmiyor anlamında değil. O dönemde geri kalmış, gerici, yozlaşmış toplum olduğu için Araplara biz cahiliye devri diyeceğiz İslamiyet öncesindeki döneme. Arabistan genelinde sadece putperestlik inancı mı vardır. Hayır. Putperestlik inancının yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik, Haniflik yani Hazreti İbrahim'in dini yani on emrini inanan insanlar da bulunmaktaydı. Arabistan Yarımadası'nda ekonomi, tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kuruluydu. Hayvancılık özellikle Bedevilerin geçim kaynağıydı. Çünkü neden? Genel anlamda arkadaşlar göçebe bir yaşam tarzı izlediklerinden dolayı. Peygamber Efendimizin doğmasıyla birlikte artık İslam dünyası mükemmel bir hale alacak. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesine mensup bir kişiydi. Nitekim biliyorsunuz ki peygamberlerin hayatı çileli geçtiği için nitekim Hazreti Muhammed'in hayatı da çileli geçecek. Doğru düzgün annesini ve babasını tanımayacak. Dedesi Abdülmuttalip tarafından büyütülmüş ve daha sonrasında 25'li yaşlara geldiğinde Hazreti Hatice annemizle ne yapmıştır? Tanışacak. Ve onunla dünya evine girmiş ve 40'lı yaşlarına geldiğinde ise 610 yılında... Hira mağarasına çekilmiş. Hira mağarasına çekildikten sonra Cebrail'in oku emrini vermesiyle birlikte ilk vahiy Peygamber Efendimize gönderilmiştir. Peygamber Efendimizin bu dönemde İslamiyeti yaymak istemesine putperestler karşı çıkacak. Çünkü İslamiyet eşitlik, adalet ve hoşgörü dinine dayalı bir din iken putperestlikte ise putlara tapma, falcılık, büyücülük, kan davaları Gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu yüzden de putperestler İslamiyete geçişi kabul etmeyecekler. Peygamber Efendimizin evinin önüne leş atacaklar. Yetmeyecek, geçtiği yollara diken serecekler. Yetmeyecek, çocukların ellerine taş tutturup Peygamber Efendimizi taşlatmışlardır. Gökten hatta Cebrail verilmiş, "Ey Muhammed, İstersen bir işaretinde bu kavmi yok ederim demiştir. Ama Peygamber Efendimiz şunu söyleyecek. Bilseler de Allah'ın varlığını, bilseler de onun elçisi olduğumu böyle bir şey yaparlar mıydı diyecek. Burada da Peygamber Efendimizin insan ve insanlık sevgisinin ne kadar değerli olduğunu ve önem verdiğinin açık ve net göstergesidir. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz Medine'li tüccarlarla tanışır. Medine'li tüccarlara İslamiyet'in iyiliğini, adaletini, hoşgörüsünü anlatır. Medine'li tüccarlar bir sene sonra geldikten sonra Peygamber Efendimiz'e bir biyatta bulunurlar. Bu biyata biz Akabe biyatları diyeceğiz. Aslında Akabe biyatları bir nevi bir şeyin başlangıcı sayılacak. Peki neyin başlangıcı dersek Hicret'in başlangıcı diyeceksiniz. Peygamber Efendimiz arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'i de yanına alarak doğduğu topraklar olan Mekke'yi terk ederek Medine şehrine göç etmiştir. İşte biz bu olaya hicret diyeceğiz. Peki hicret neyi tetikleyecek? Hicret aslında bir nevi İslam devletinin temellerini atmıştır. İslam dünyasının merkezi Medine şehri, İslam dünyasının siyasi ve dini lideri Peygamber Efendimiz olmuştur. Aynı zamanda İki tane grup ortaya çıkacak bunlardan birisine muhacir diğerine ise ensar diyeceğiz. Muhacir Mekke'den Medine'ye göç eden göçebe ensar ise onu sarıp sarmalayan yani ev sahibi diyeceğiz. Daha sonrasında Medine'li Müslümanlarla Mekke'li Müslümanlar arasında Medine'ye neyi gerçekleşecek sözleşmesi. Medine sözleşmesi ile birlikte resmen İslam devletinin temelleri atılacak. Akabinde putperestler Mekkeli Müslümanların kervanlarını vurmaya başlayacak. Vurmasıyla birlikte Bedir kuyuları diye adlandırdığım bölgede Bedir savaşı gerçekleşir. Peki Bedir savaşının özelliği nedir dersek Müslümanlarla putperestler arasında yapılan ilk savaş ve Müslümanların ilk zaferidir. Daha sonrasında ilk kez İslam savaş hukuku ortaya çıkmıştır. Peki ne oldu da İslam savaş hukuku olacak? Peygamber Efendimiz şunu öğretir Müslümanlara. Ne olursa olsun size sığınan ve size esir düşene kötü muamele etmeyeceksiniz. Yine esir düşenlere okuma yazma kaydını bilenler, fakir olanlar ne olacaktır? Bir Müslümana okuma yazma kaydıyla serbest kalabilir. Lakin ola ki zengin ise fidyesini ödeme karşılığında serbest kalacaktır. Ve ilk kez arkadaşlar İslam savaş hukuku ortaya çıkacak. Ganimetlerin paylaşımını beşte biri devlet hazinesine geri kalan dördü ise eşit şekilde paylaşılacaktır. Bu durumu gören arkadaşlar özellikle köleler arasında Müslümanlık aşırı derecede artmaya başlayacak. Bir, peygamber efendimize olan güven arttı. İki, Müslümanlık ne yapılmıştır arkadaşlar? Daha çok geniş alanlara yayıldı diyeceğiz. Geldik. Tabii ki yenilginin acısını kabul edecek mi putperestler? Tabii ki etmeyecekler. Uhud bölgesinde yine biz putperestlerle savaşa tutuyoruz. Peygamber Efendimiz 50 tane okçuyu Uhud tepesinin etrafına yerleştirmiş. Ve Peygamber Efendimiz okçulara şöyle buyurur. Eğer ki kargaların bizim leşimizi yediğinizi görseniz de hiçbir şekilde bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Lakin bir anda heyecana kapılan 50 tane okçu savaşı kazandık düşüncesiyle tepeyi terk eder. Ve terk etmesiyle birlikte savaş bir anda Müslümanların aleyhine dönmüştür. Hatta Peygamber Efendimiz bu alanda savaş alanında dişi kırılmış yani gazi olmuş ve Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza ise savaş alanında köle vahşi tarafından öldürülmüştür. Daha sonrasında Peygamber'e olan güven arttı. Yine Peygamber Efendimizin askeri dehası da ön plana ne yapmıştır? Çıkmıştır. Yine İslamiyet daha fazla alanlara ne yapıldı değerli arkadaşlarım? Yayıldı diyeceğiz. Geldim. Hendek Savaşı'na Medine şehrinin etrafı hendeklerle kaplanacak ve hendeklerle kaplanmasıyla birlikte ben bu savaşa Hendek Savaşı diyeceğim. Her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamıyor ve sonrasında Hudeybiye antlaşması gerçekleşecek. Peki Hudeybiye antlaşması bana ne diyor? Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeyecek ve Umre'ye yapmayacaktır. Mekkeli bir kimse Hz. Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine ve geri verilecek. Bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınır ise iade edilmeyecektir. Peki unutma. Peki Tonguç bana unutma anlamında ne diyor? Hemen kutumuza gidelim. Mekkeliler Hudeybiye anlaşması ile Müslümanları resmen tanımıştır diyoruz. Geldim Hayber Kalesi'nin fethine. Yahudilerin bulunduğu Hayber üzerine bir sefer düzenlenecek. Kale kuşatılarak kısa süre içerisinde ele geçirilmiş ve Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir. Ve böylece Müslümanlar ekonomik anlamda ne sağlamıştır? Kazanç sağlayacaktır. Mute Savaşı, İslam ordusunun sayıca kendisinden çok fazla olan Bizans ordusuyla mücadele edilebilecek seviyede geldiğini görüldü. Peki nasıl oldu bu savaş? Peygamber Efendimiz bu dönemde birçok devlete İslam'a davet için mektup yazıyor. Gassani lideri bir Müslüman elçiyi şehit edecek etmesiyle birlikte Gassani hükümdarı üzerine sefer düzenleyecek olan Müslümanlardan haber alan Gassani lideri Bizans'tan yardım istemiş ve Mute Savaşı ile birlikte Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olma özelliğine kavuşmuştur. Geldim artık doğduğumuz büyüdüğümüz topraklar Mekke'nin fethine. Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş müşriklerinin Hz. Muhammed ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiştir. Hicaz bölgesinde İslam'ın yayılışı önündeki engeller ortadan kaldırılacak. Aynı zamanda unutmuyorsunuz peygamber efendimiz Kabe'ye girerek Kabe'den putları temizlemiş ve o dönem içerisinde Müslümanlara resmi ve heykeli yasaklamıştır. Peki bunun temel sebebi nedir dersek? Değerli arkadaşlar şunu söyleyeceksiniz tekrardan puta tapılacağı düşüncesiyle o dönem içerisinde resmi ve heykeli peygamber efendimiz yasaklamıştır diyeceğiz. Geldim Huneyn seferine. Bu seferlerde Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdidi ortadan kalkmıştır. Taif seferi. Taifler arkadaşlar kale kuşatılıyor fakat alınamıyor. Bir sene sonra Taifler Müslümanlığı kabul ederek şehri Müslümanlara ne yapmıştır? Teslim ettiler diyeceğiz. Tebük seferi peygamber efendimizin nitekim son seferidir. Arabistan dışında yapılan ilk sefer olma özelliği gösteren Tebük Seferi sırasında bölgede birçok kabile Müslümanlığı kabul etmiş. Ve Peygamber Efendimiz artık Müslümanlarla vedalaşma zamanı gelerek veda hacını gerçekleştirecek. Müslümanlara iyiliği, adaleti, akraba yardım etmeyi, çirkin işleri, fenalığı da ne yapmıştır? Yasaklamış ve Müslümanları Müslümanlara ne yapacak? Emanet edecek. Fakat İslam dünyasında büyük bir kargaşa ortaya çıkıyor. Neden dersek? Dininden dönenler, zekatını vermeyenler, aynı zamanda yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Ve biz peygamber efendimizden sonraki gelecek döneme 4 halife dönemi diyeceğiz. Peki ben bu devre ne diyorum dersem Cumhuriyet devri deniyor. Peki arkadaşlar cumhuriyet devri olarak neden söylenmekte dersem şundan dolayı diyeceksiniz. Çünkü 4 tane halife seçimle işe başa geldi. Peki kim bu dört tane halife? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti kim diyeceksiniz? Ali diyeceğiz. Sıralamamız bu şekilde. İlk olarak Hazreti Ebu Bekir'den bahsedeceğiz. İslam'dan dönerek devlete isyan eden kabileleri Ridde savaşlarını yapan Hz. Ebu Bekir bir kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele etmiştir. Ve hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlayacak. Aynı zamanda bu dönemde birçok hafız hayatını kaybeder. E peki bilirsiniz söz uçar yazık olur. Kur'an yok olma tehlikesi içerisinde mi? Evet bu yüzden de Hazreti Ebu Bekir değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getirerek böylece Kur'an-ı Kerim'in yok olma tehdidini ortadan kaldırmıştır diyeceğiz. Yine Suriye'nin fethi sırasında Bizans'ta 634 yılında yapılan Ejnadeyn Savaşı ile Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır. Şimdi buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Bazı kaynaklar Ejnadeyn Savaşı'nın Hazreti Ömer olduğunu söylüyor ama değil. Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar Yermük Savaşı yapılacak. Bizim için bileceğimiz önemli unsur nedir dersek İslam ansiklopedisi ve 9. sınıf milli eğitim kitabımızda Ejnadayn Savaşı'nın Hazreti Ebu Bekir tarafından gerçekleştirildiği söylenmektedir. Geldim değerli arkadaşlar Hazreti Ömer'e. 634 yılında Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin coğrafyasını önemli şehirleri ele geçirmiştir. Sasaniler üzerine bir ordu gönderildi fakat bu ordu İran ordusuna Köprü Savaşı diye bilinen savaşta yenilmiştir. Bu savaştan sonra 634 Kadisiye, bir yıl sonra Celula ve 642'de Nihavent Savaşları sonucunda Irak ve İran toprakları fetih edilmiştir. Hazreti Ömer 644 yılında İranlı bir köle tarafından şehit edilmiştir. Peki neyi unutmamam lazım? Hemen buna bir bakalım değerli arkadaşlar. İlk kez Türkler ile arkadaşlar komşu olundu. Peki hangi olaylar sonrasında? Bu savaşlar sonra Sasanlıları ortadan kaldırmamla birlikte Horasan bölgesi Müslümanların eline geçiyor ve ilk kez Türklerle komşu olunmuştur. Bakın savaş yaptı demeyeceğim. Ne oldu diyorsunuz? Komşu olundu diyeceğiz. Geldim peki Ömer siyasi anlamda yaptığı çalışmaları gördük. Peki teşkilatlanma anlamında neler yaptı? Ülke üzerindeki topraklarda yönetim birimlerini ayırarak iller ve valiler atamıştır. Böylece merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştı. Toplanan vergileri sistemli hale getirilmiş ve İslam devletinin hazinesi yani Beytül Mal oluşturacak. İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugah şehirlerini kurmuştur. Askeri iktidar sistemini temelleri atılarak fethedilen topraklar daha verimli kullanılmaya başlanıyor. Hemen iddiayı açalım arkadaşlar. Ben size şimdi toprak dağıttım. Sana dedim ki sen üretim sağlayacaksın. Toprağı ekeceksin. Bunun karşılığında bana asker yetiştireceksin. Hazır asker elde edeceğim. Böylece devletin hazinesinden ne çıkmayacak? Para çıkmayacak. Aynı zamanda o askerler o bölgenin neyini sağlıyorlar? Güvenliğini sağlıyorlar. Osmanlı Devleti'nde ben bu sistemin adını tımar sistemi olarak ne yapacağız? Duyacağız. Aynı zamanda Hazreti Ömer zamanında hicri takvim yani hicret başlangıç kabul edilmiş ve hicri takvim düzenlenmiştir. Geldim Hazreti Osman'a. Horasan ve Azerbaycan ele geçirilerek İslam hakimiyeti Gürcistan ve Dağıstan'a kadar genişledi. Bu dönemde ilk kez Türkler ile savaşılmıştır. Ki kimler dersem eğer aklınıza kimler gelecek Hazarlar olarak ne yapacağız bileceksiniz. Suriye valisi Muaviye Anadolu'da Kayseri'ye kadar sefer düzenlemiş ve kurulan donanma ile 649 yılında Kıbrıs fethedilmiştir. edilmiştir. O zaman şöyle bir yorum yapalım. İlk deniz donanmasının o zaman Hazreti Osman döneminde olduğunu görüyoruz. Doğu ile savaşılarak Zatüs Savari denilen ilk deniz zaferi kazanılmıştır. Hazreti Osman devrinde Kur'an nüshası çoğaltılmış diğer İslam ülkelerine gönderilmiştir değerli arkadaşlar. Yine geldim Hazreti Ali dönemine. Ali döneminde ilk icraat olarak Hazreti Osman zamandaki olaylara sebep olduklarını düşündüğü varileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini atamıştır. Bu nevi İslam dünyasında biraz daha karışıklığın artmasına ne yapacak? Sebep olacak. Nitekim bu zamanda Camel vakası ya da diğer isminde deve vakası ne oldu? Yaşanacak. Şimdi bu vakanın özelliği nedir? Unutma arkadaşlar. Nedir dersek eğer Müslümanların kendi aralarında yaptığı İlk savaş olarak ne yapacağız bileceksiniz. Şam valisi Muaviye, Hazreti Ali'nin neyini kabul etmeyecek, halifeliğini kabul etmemiştir. Sıfın diye adlandırdığımız savaşta, Muaviye savaşa hile karıştırmış ve hakem olayı diye adlandırdığım olay ortaya çıkacak. Hakem olayı ile birlikte İslam dünyası üç kısma ayrılmıştır. Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki tarafı tutmayan hariciler. Bakın hariciler bizim için ve İslam dünyası için üzücü bir olayın olmasına sebep olacak. Nedir peki dersek? Hariciler diyor ki Muaviye ve Hazreti Ali bizi zarara sokuyor. En iyisi ikisini de ortadan kaldıralım. Daha sonrasında Hazreti Ali cuma namazını Kufe şehrinde kılarken sırtından hançerler şehit edilmiştir. Muaviye ise yaralı bir şekilde kurtularak kendi neyini ilan ediyor? Halifeliğini ilan etmiştir ve artık Emevi devleti resmen kurulacak. Devletin başkenti Şam şehri olmuştur. Halifelik babadan oğula geçti. Bakın farkında mısınız? Dört halife döneminde cumhuriyet devriydi. Neden? Çünkü dördü de neyle başa geliyordu? Seçimle. Ama Emeviler dönemine geldiğim zaman artık halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Yani saltanata dönüşmüştür. İlk kez İstanbul kuşatılacak. Nitekim meşhur sahabe Eyüp el Ensari bu kuşatmada hastalanarak vefat etmiştir. Yani bugün ziyaret ettiğiniz Eyüp Sultan Camisi'nde türbesi bulunmaktadır. Daha sonrasında Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından kötü bir olay ortaya çıkacak. Peki ben bu olaya ne diyeceğim dersem Kerbela olayı diyoruz. Nitekim Yezid halifeliğini ilan ettikten sonra Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmez. Kerbela dolaylarında Hüseyin pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. Ve İslam dünyası kesin bir çizgiyle iki mezhebe ayrılacak. Şailer yani Şialar yani Şiiler ve Sünniler yani Muaviye taraftarları diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad gotları mağlup etmiş ve buradaki Müslümanlara şunu söylemiştir. Biz gemileri yaktık. Ya Avrupa'ya İslamiyet'i yayarız ya da biz bu uğurda ölürüz. Gemileri yakmak deyimi de nitekim burada ne yapmaktadır? Gelmektedir. Aralıklarla yapılan seferlerde bütün İspanya fethedilmiştir. Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşı'ndan sonra İslam ordusunun yenilmesiyle Piremene Dağları'nda son bulmuştur. Yani unutmayacaksınız değerli arkadaşlar Puvatya Savaşı ile birlikte artık İslam'ın Avrupa'da yayılamayacağı ne yapılıdır? anlaşılmıştır diyorsunuz. Peki Emevilerin yıkılmasının sebepleri nelerdir arkadaşlar? Bir taht kavgalarının yaşanması, iki mevali politikası. Unutmayın hocalar sınavda sorabilir. Mevali politikası köle olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yani kendinden olmayan yani Arap olmayanlara köle gözüyle ne yapıldı? Bakıldı. Yine devletin doğa sınırlara ulaşması, Abbasilerin olumsuz çalışmaları, Şuabiye akımı ve ganimet gelirlerinin azalması da Emevilerin yıkılma sebepleri içinde gösterilebilir. Geldim Abbasilere. Devletin merkezi Bağdat şehri olacak. Devlet ümmetçi bir politika izliyor. Yani gel ne olursan ol yine gel. Ve böylece İslam ümmetçi bir politika izlemesi sayesinde Müslümanlık daha çok geniş alanlara yayılmasını sağlayacak. Türkler bu dönemde devletin önemli kademelerine gelecek. Neden? Çünkü Çinlilerle yaptıkları Abbasilerin yaptığı Talas Savaşı sonrasında Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçmiş ve böylece İslamiyet'te önemli bir kılıç haline gelmiştir. Devletin en parlak dönemi ise Harun Reşit zamanında yaşanacak. Halife Memun döneminde ise Beytül Hikmi adında medreseler açılıyor. Biz bu döneme birçok eser Arapça'ya çevrildiği için bu dönem İslam Rönesansı olarak bilinmektedir. Türkler devlet kademelerinin yanı sıra sınırlara bir ne olarak kurulacak? Önemli güçler olarak kuruluyor ve Türklere şehirler oluşturuluyor. Samarra ve Avasım adında şehirler kurulmuştur. 11. yüzyılda İran'da yeni bir güç olarak Büyük Selçuklar'da da Abbasi halifeliğinin koruyuculuğunu ne yapmıştır? Üstlenecek. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'ı kurtararak halifeye dini itibarını iade etmiştir. Peki Abbasiler zaman içerisinde zayıflayacak mı? Zaman içerisinde zayıflayacak ve Abbasiden ayrılan tevayül mülk devletleri ortaya çıkıyor. Ve peki Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri kimlerdir arkadaşlar? Hadi bakalım tek tek gidelim. Bakın daha öncesinde üniversite sınavı sorusunda MSÖ sınavında pardon özür dilerim soru olarak geldi. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti hangisidir dedi. Şimdi sıra sıra gideceğim tek tek. İlk olarak kurulan hangisidir dedi. Hemen kutumu açıyorum. Kim diyeceksiniz? T harfini gördüm. Kimler diyeceğiz? Tolun arkadaşlar oğulları diyoruz. Kimlermiş? Tolun oğulları dedik. Tolun oğlu Ahmet tarafından kuruluyor. Bugün Mısır yani Kahire başkentleri Fustat diye adlandıracaksınız. Yalnız unutmuyorsunuz bunların halkı Arap yönetimi ise Türk. O zaman yorum yapalım çok fazla uzun ömürlü olmayacaklar. Yine Tolunoğulları ile ilgili bileceğim noktalardan bir tanesi Mısır bölgesini İslam coğrafyasında bayındır hale getirmiştir. İşte Türklerin ilk camilerini ilk eczane adı verilen Maristan adında verilen hastane ve eczaneler ne yaptılar? Açtılar diyeceğiz. Geldim ikincisine kimler diyeceksiniz? Işitler diye adlandıracağız. Hemen yazalım buraya. IŞİD'ler diyoruz arkadaşlar. Peki IŞİD'lerin özelliği nedir dersek? Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim Eyyubilere. Eyyubiler dediğim zaman aklınıza kim gelecek? Selahaddin Eyyubi olarak ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Selahaddin Eyyubi bu dönemde yapılan Hıddin Savaşı sonrasında Haçları mağlup etmiş ve Kudüs'ü Hristiyanların yani Haçların elinden geri almıştır. Geldim Memlüklere. Memlükler dediğim zaman Sultan Aybek tarafından ne yapılıyor? Kurulmuştur diyeceksiniz. En arkadaşlar parlak zamanını ise kimler zamanında yaşadı dersek Sultan Baybars zamanı ne yaptı? Yaşadı. Daha sonrasında Yavuz Sultan Selim döneminde Mercibadık ve Ridaniye Savaşları sonrasında Memlük devleti ortadan kalkmıştır. Geldim bilim medeniyetimize. Şimdi İslam dünyasında biliyorsunuz ki Rönesans'ın yaşanmasının yanı sıra bilime aynı zamanda önem verilecek. Akli bilimler ve dini bilimler olarak ikiye ayrılıyor. Peki akli bilimler nedir? Abbasilerde Beytül Hikme ve Gözlem evlerinin açılması, medreselerin kurulmasına ve çeşitli düşünce akımlarının doğmasına yol açmıştır. Böylece düşünce ve bilim hayatında canlılık gelmiş, felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilimler üzerine çalışmalar başlamış, bu ilimlere akli bilimler denmiştir. Nakli bilimler hangisidir? Yani dili ilimler. İslam'ın en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetini anlamaya yönelik tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimlerdir. Peki bu havzalar nerelerdedir? İlim havzaları nereler? Endülüs havzası dediğim zaman iki tane önemli yer göreceğiz. Kurtuba Medresesi, Gırnata Medresesi. Alimler dediğim zaman Endülüs'ü Zevhari, İbni Rüşt, İbni Haldun. Bağdat Havzası iki tane önemli eser. Beytülikme Nizamiye Medreseleri. Alimler ise El-Harazmi, Kindi, Fergani, El-Belhi, El-Harrani, El-Razi, Bettani gibi isimleri göreceğiz. Horasan'a geldiğim zaman Nişabur Medresesi, Belh Medresesi, Semerkant Medresesi, Ulu Beyre Satanesi, Nişabur Bimaristanı. Önemli isimler Ömer Hayyam, İsfizari, Yusuf Hazacıp, Farabi, İbn Sina, İmam Gazali gibi isimleri göreceksiniz. Bakın kimler diyeceğiz? İmam Gazali gibi isimleri görüyoruz. Peki bunların özellikleri neler? Bu alimler kimler? Bunlara bir bakalım şimdi. Farabi dediğim zaman Aristo'dan sonra ikinci öğretmen lakabıyla ne yapıldı? Anıldı. Müziki alanındaki eserlerinde ut ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi Farabi'dir. İbn Sina, İbn Sina Batı'da Avesenna İslam aleminde ise Şeyh El Reis adıyla anılmıştır. En önemli eseri tıp alanında yazmış olduğu El Kanun Fıttı Tıp olarak ne yapılmakta bilinmekte. İmam Gazali en ünlü eseri İlhayu Ulumit Din'de bozulmuş bir toplumun ıslah etme, tekrar Kur'an ve sünnet temelleri üzerine oturtma ve ona asıl İslami erdemlerini yeniden kazandırmaya çalışmıştır. İbn-i Rüşt, Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul Edilir. Evet gelelim değerli arkadaşlar 9. Sınıf Tarih Dinamo Soru Bankası'nda sayfa 145 soru 11. Sizin için bir örnek soru çözmek istiyoruz. Bizans'ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberi üzerine Hz. Muhammed'in İslam ordusu hazırlayarak yola çıktığı seferdir. Bu sefer sayesinde kendilerine tebliğ ulaşan birçok yerli kabile Müslümanlığı kabul etmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki Hz. Muhammed dönemi savaş ya da seferlerinden hangisine aittir? A. Muhte Seferi, B. Mekke'nin Fetihi, C. Huneyn Seferi, D. Tebük Seferi, E. Taif Seferi. Nitekim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin son seferi olacaktı değerli arkadaşlar. Yani doğuracağımız D. Tebük Seferi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Peki biz konu biterken neler öğrendik? İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyayı, İslamiyet'in yayılmasını, Emevi Devleti'ni, Abbas Devleti ve bunun içerisinde yaşayan Türkleri, bilim medeniyetini birlikte gördük. Şimdi senin yorumlarını önemsiyoruz. Birinci adımında video yararlı oldu mu? İkinci adım bizi öneri ya da tavsiyen var mı? Üçüncü adımın ise ödülü soruyu bulabildin mi? Son adım ise videoya like atmayı unutma. Evet şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.